Vicdansız koca Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşine intikam almak için ikiz kızlarıyla birlikte sokağa attı efendim. Oturdukları daireyi habersizce satıp tahliye için icra memurlarını gönderen öğretim üyesi baba Rus asıllı eşini ve ikiz kızlarını gözyaşlarına boğdu. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Eşyaları taşıma asansörüyle aşağı indirilirken gözyaşları hiç dinmedi. Onu ve ikiz kızlarını bu soğukta sokakta bırakan eşinden başkası değildi. Boşanma aşamasında olduğu eşi ondan böyle intikam almıştı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İstemiyorum, sokakta kalın, bana ne dedi. Aslen Rus asıllı olan Hanna 14 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doçent doktor olan Ünsal Ye ile evlendi. Bu evlilikten ikiz kızları oldu. Ama bir süre önce eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı. İlk önce hep beraber yaşıyorduk, iyi bir aileydik. Sonra bir gün babam annemi çok kötü dövdü. Annem onu polise şikayet etti. Anna 11 yaşındaki ikiz kızlarını da yanına alıp eşi Ünsal'a ait başka bir daireye yerleşti. Ama öğretim üyesi baba onlardan intikam almak için önce evin doğalgazını kapattırdı. Sonra hayatı boyunca bize söz verdi kötülük yapacak diye. Evi aldı şimdi gördüğünüz gibi. Anne ve ikiz kızları öğle saatlerinde gelen icra memurlarını karşılarında görünce şoke oldu. Görevliler öğretim üyesinin evi sattığını, bu yüzden tahliye edileceğini söyledi. Hayatımızı bozdu şu an. Pazartesi günü okulumuz başlıyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Gazı kapattı, her şeyi kapattı bundan önce. Şu an yani kalacak hiçbir yerimiz yok. Görevliler eşyalarını asansörlü vinçle aşağı indirdi. Bu soğukta sokakta kalan anne ve kızları ise birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Ekipler kalacak yeri olmayan aileye geçici sığınma yeri bulmak için harekete geçti. Onları sokağa atan öğretim üyesi baba ise konuyla ilgili konuşmak istemedi. Belki annemin arkadaşlarını ararız. Onlar izin verirse kalmaya orada kalırız. İzin vermezseler burada kalırız artık.